Nedret Ersanel Beka Matrisi Türkiye'nin çok yönlü ve çok katmanlı hem iç hem dış ve iç-dış rabıtalı beka sorunları var. Çıplak gerçek bu. Yerel seçimler özelinde yaşanan beka tartışmasının esas konusu sandık sonuçlarının bu ülkenin bekasıyla ilgili kaygıları giderecek, onları mümkünse tamamen yok edecek yönetim kabiliyetine sahip siyasi erke destek vesile olup olmayacağıdır. Beka tehditler içerden veya dışarıdan gelsin ya da Türkiye örneğinde olduğu gibi ek olarak iç ve dış bileşenler, ulusal güvenlik sorunu yaratmada ortaklık kurmuş olsun ülkenin siyasi yönetimiyle apaçık ilintilidir. Müstevlilerin siyasi emelleriyle bu ülkede ortaklık kuranlar yoktur. Bu yerel seçimde de mevcut değiller diyorsanız profesyonel yardım almanızı öneririm. Alice'in Harikalar Diyarı'nda bir figüransınızdır sadece. Yani Türkiye beka sorunlarıyla mücadele eden bir ülkedir. Önermesini kurduktan sonra bunun seçimlerle alakasız olduğunu savunmak bilerek veya bilmeyerek o sorunların parçasına dönüşmek anlamına gelir. Politik okuma yazma kabiliyetine sahip her vatandaş açısından gerçek budur. Bu tartışmayı ilelebet bitirecek bir akademik çalışma önerisini çeşitli kanallarda ve bu köşenin müdavimleriyle paylaştığım kimi yazılarda teklif etmiştim. Yerli think tankler üzerine nitelik nicelik tartışmalarının yapıldığı entelektüel ve akademik birikimimizin sıklıkla çözümler ve yaratıcı üretime teşvik edildiği günlerde tazeleyeyim. Türkiye ve dünya ülkelerini listeleyen her birinin iç dış bütün ulusal güvenlik risklerini tespit edip bunlar arasında bir kıyas kuran çoklu akademik disiplinden geçmiş bir sıralamanın yapılmasını önemli buluyorum. Her ülkenin sorunları var. Her ülkenin iç dış güvenlik tehditleri olabilir. Hatta Amerika, Rusya, Çin gibi ülkelerin uğraşmak zorunda kaldığı kendi sorunları upuzun metinler ortaya çıkarabilir. Ama görülecektir ki onların sorunları da bizim listeye yazılıyor. Basitin basiti, bir ülkenin bölge komutanı, SENTCOM, bir yandan ülkesinin siyasi dengelerinde pozisyon tutarken, diğer yandan aynı pozisyona güç katmak adına ve bir üçüncü bölge ülkesi lehine bizim sınırımızı oyarsa, sadece terör ikizleri, FETÖ ve PKK'nın öyküsüyle Ortakları dört başı mamur analiz edildiğinde dahi Türkiye'nin yüzlerce ülke arasında açık ara birinci sıraya oturacağını düşünüyorum. Başka bir ülkenin ordusundan on binlerce hain çıkar mı? Aynı ülkenin aynı ordusu ama iyi yarısı dünya, bu ordu artık zor toparlanır dedikten 20 gün sonra güney sınırından iki süper gücün de bulunduğu sınırları kandan bir coğrafyaya girip kazanabilir mi? belli başlı ve tarihi müttefiklerinin tamamına yakını arızalı çıkabilir mi? Örneğin siyaset sosyolojisinde eğer bir ülkenin yönetim biçimi son 20 yılda görülmemiş ve emsalsiz saldırıları aşarak kökten bir dönüşüm yaratıyorsa, normal şartlarda beklenen hatta hep yaşanan muhalefetin de dönüşmesidir. Bütün seçimleri kaybedip kendi seçmenleri dahi "Ya ne yapalım biz de bilemiyoruz." noktasına geldiği halde değişmiyorsa burada bir beka sorunu daha vardır. Bu o siyasi parti için de bir beka sorunudur. Ne yazık ki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tartışmayı ve politik hedefi kişiselleştirmesi meseleyi çözmüyor. Hiçbir kişi vazgeçilmez değildir. Erdoğan da vazgeçilmez değildir. Türkiye bir beka sorunu yaşamıyor. Ne beka sorunu? Büyük dram. Hadi diyelim siyasi rekabetin doğası bu okumaya cevaz veriyor. Peki Cumhurbaşkanını bir yana bırakalım. CHP Türkiye'nin beka sorunlarıyla baş edebilecek, yönetebilecek, hatta anlayabilecek imkan ve kabiliyetlere gerçekten sahip mi? Kendinize dürüst olduğunuzda daha basit ve işlevsel bir yüzleşme sorusu olabilir mi? Ama yok. Ne yok? söylüyor işte. Ne beka sorunu Dünyada hiçbir ülkenin geçmediği, muhtemelen geçemeyeceği 20 yıllık ateş çemberlerini yok saydığınızda eninde sonunda Türkiye de sizi yok sayacaktır. CHP'li çok tanıdığım var. Küsmesinler. Kendi alanım üzerinden söyleyeyim. Son 4 yıl içinde sayısız TV programında, gazetelerde en üst düzey yöneticilerini, hatta seçim kazansa Dışişleri Bakanı olacağı tahmin edilen isimlerini dinledim, okudum, kimileriyle tartıştım da en çok neye üzüldüm biliyor musunuz? Bilmiyorlardı. Paradigmanın değiştiğini anlamamışlardı. Bütün bir kadroya giydirilecek gözlem değildir bu ama bileni varsa da CHP onu yaşatır mı? Onun için Türkiye gibi bir ülkenin dış politikasını hatalarıyla hepsi de acımasızca eleştirilmelidir. Sevaplarıyla özel bir 20 yılını yönetmiş siyasi iktidarın tecrübesiyle nasıl kıyaslayalım? Zaten kafeslenmesi gereken nokta hep kaçıyor. Türkiye'nin beka sorunları, ulusal güvenlik sorunları olmaz mı? Var ama bunları Erdoğan yönetemez, biz yönetiriz demiyorlar. Beka sorunu yok diyorlar. Bu ne demek? Daha bu hafta sonu fevkalade yetişmiş uluslararası ilişkiler profesörü bir dostum açmazı o kadar sadeleştirdi ki. içeri konuşmuyor dedi. Beka sorunu yoku dışarı söylemek ne demektir? Nedret Ersenel, Yeni Şafak